Antivirüslere karşı elimizde çok güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir şeyin nasıl çalıştığını bilmeden onun kurallarını aşamayız. Öncelikle nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Mesela benim okul yıllarımda serbest kıyafete izin verilmiyordu. Okula girmeden önce hep böyle bir öğretmen gelip üstümüzü başımızı kontrol ederdi. Bu senaryoda okul bizim hedef sistemimiz. Kapıda bizi kontrol eden öğretmen ise antivirüs. Bizim oluşturduğumuz payload sınıfa serbest kıyafetle girmeye çalışan bir öğrenci. Diğer öğrencilerden farklı, diğer dosyalardan farklı bir dosya yüklemeye çalışıyoruz sisteme. Payload'ımızı yani serbest kıyafetli öğrencimizi okula sokmaya çalışıyoruz. Kapıdaki nöbetçi öğretmen geliyor, bu kıyafette seni ben bu okula alamam. Bu okulun yönetmeliğine yani kurallarına aykırı. Biz de buna istinaden üstümüze okul hırkasına benzeyen bir hırka giydik. Nöbetçi öğretmen kıyafetimize baktı. Dedi ki bu okul üniformasına benziyor ve tamamen serbest bir kıyafette değil. Tamam geçebilirsin problem yok dedi ve bizim geçmemize izin verdi. Üçüncü gün biz yine aynı şekilde fermuarımızı çektik. Hırkamızı üstümüze giydik. İçimiz serbest kıyafet. Tekrar kapıdan geçmeye çalışıyoruz. Bu sefer öğretmen dedi ki fermuarını aç içindeki kıyafeti de görmek istiyorum. Biz fermuarımızı açtık ve içimizdeki serbest kıyafet yani payload'ı gördüm. Dedi ki bu sefer giremezsin. Tekrar aldı bizi karantinaya koydu. Bu örnekteki öğretmen davranışı eşittir statik antivirüs tespit metodu. Statik metotta antivirüs tam olarak bu şekilde davranıyor. Öncelikle bizim payload'ımızın hashSum değerini alıyor. Kendi database'i içerisinde bulunan zararlı hashSum değerleriyle karşılaştırıyor. Eğer bizim hashSum değerimiz kendi database'indeki hashSum değeriyle uyuşuyorsa sisteme o dosya yüklememize izin vermiyor. İlk gün payload'ımızın üzerinde ufak değişiklikler yaptık. Mesela help sayfası içerisindeki belli başlı satırları sildik. HashSum değerini değiştirdik. Ve bu sayede antivirüs HashSum değerleri arasında karşılaştırma yaptı ve zararlı olarak işaretlemedi. Fakat ertesi gün yalnızca HashSum değerimizi değil kodumuzun içini de kontrol etti. Bu tekniğin adı ise byte matching ya da string matching olarak geçiyor. Eğer sistem üzerinde yalnızca statik modda çalışan bir antivirüs varsa dosyayı diske yazmamız yeterli. Çalıştırdıktan sonra herhangi bir şekilde karantinayla veyahut engellenmeyle karşılaşmayacağız. Fakat günümüzdeki antivirüsler yalnızca statiğe güvenmiyorlar. Yine aynı şekilde serbest kıyafetle okula geldik. Serbest kıyafetle gelip gelmememize karışmadı. Yani herhangi bir statik kontrolden geçmedik. Payload'ı sisteme soktuktan sonra sistemde bizim için bir şeyler yapması gerekiyor. Payload'ımız artık çalışmaya hazır. Biz de gittik ona işareti verdik. Kendisi sınıfından çıktı ve öğretmenler odasına gidip bir belge çalmak istedi. Öğretmenler odasına girdiği andan itibaren bir öğretmen bunu gördü ve anında disipline sevk etti. Bu örnekteki öğretmenin davranışı dinamik tespit metoduyla alakalı. Dinamik tespit dosyanın davranışlarına göre engellemelerde bulunur. Sistem üzerinde dosyayı yazmamıza engel olacak hiçbir şey olmadı. Sisteme dosyayı yükledik. Daha sonrasında çalıştırdığımızda antivirüs şüpheli bir davranışta bulunulduğunu fark etti ve bağlantıyı engelledi, dosyayı da aldı, sildi. Modern antivirüsler genellikle statik ve dinamik metodu eş zamanlı olarak kullanıyorlar. Bu da bizim her ihtimali göz önüne almamızı sağlıyor. Daha teorik bilgiler için de araştırma yapabilirsiniz. Şimdi asıl beklediğimiz kısma gelelim. Bu antivirüsleri nasıl aşacağız? MSF Venom'un kendi içerisinde bulunan özellikleri kullanacağız. MSF Venom -tr health diyelim. -e parametresi oluşturduğumuz payload'ı encode etmemizi sağlıyor. Daha sonrasında -k ve -x parametreleri ise bizim oluşturduğumuz payload'ı farklı bir dosyanın içine enjekte etmemizi sağlıyor. Fakat daha öncesinde bizim sonuç dağıtımı yapmayan bir virüs tarayıcısına ihtiyacımız var. VirusTotal gibi büyük siteleri kullanamayız çünkü bünyesinde çok fazla virüs programı barındırıyor. Bir tanesinin bile virüs olarak tanımladığı bir uygulamayı diğer bütün antivirüslere rapor olarak gönderiyor. Diyor ki bu uygulamada bir şey var. Bunu siz de kontrol edin. Eğer zararlıysa siz de bunu imzanıza ekleyin diyor. MSF Venom bizlere belli başlı encoderları kullanma imkanı sağlıyor. Hocam bana bir tane söyle sürekli onu kullanayım. Kafasındaysan x86 Shikataganai. Onun dışında diğerlerini de deneyebilirsin fakat en sık kullandığımız Shikataganai. Bir önceki videoda kullandığım payload'ı tekrar oluşturalım. -f exe diyelim. -o abone ol nokta exe diyelim. Bunu bu haliyle oluşturalım. Oluşturduğumuz hiçbir işlem görmemiş Metal Predator payload'ımızı site üzerine yükleyelim. 15 virüs programı arasından yalnızca bir tanesi bunda problem görmedi. BBA32 kullanan arkadaşlar varsa aranızda gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilirsiniz demek oluyor. -e parametresiyle Shikataganai'yi kullanalım. Keşke ismini farklı yapsaydım çünkü tamamen aynı dosyayı yüklüyor gibi olacağım. Encode etmemize rağmen
yine de bazı virüs programlarını aşamadık. Kendimize bir adet exe dosyası seçiyoruz. Bu uygulama için LoL'ün setup'ını tercih ettim. Komutun içerisinde ufak tefek değişiklikler yapıyorum. -x diyerek içerisine payload'ımı saklamak istediğim exe dosyasını veriyorum. Daha sonrasında -k diyorum. Yani iki dosyayı da tut. Abone ol.exe'yi ben LoL'üm diye değiştiriyorum. Enter diyelim. Önce LoL'un gerçek setup'ını yükleyelim. LoL.exe'yi yükleyelim. LoL'un virüs içermeyen dosyasını yüklediğimizde olması gereken gibi hiç kimse bir şey bulamadı. Peki gerçek virüsü dosyasını yüklesek ne değişecek? Hemen buradan ben LoL.exe'yi yükleyelim. Payload'ımızı zararsız bir dosyanın üzerine kaydettiğimizde birçok virüs programı buna tepki gösteremiyor. Yani üzerimize hırkamızı giydik ve sistemin içerisine payload'ımızı yükledik. Antivirüs açmak için özel olarak geliştirilmiş belli başlı uygulamalar var. Eğer onlardan da bahsetmemi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü videonun süresi ne kadar uzarsa insanların izleme iştahı o kadar kaçıyor. Bu yüzden videoyu şu anda burada sonlandıracağım.